Yunanistan'ı da ABD desteklemeye devam ediyor. İsrail ve Yunanistan desteği ABD'nin iki denizaltısını birisinde Rum Limanı'na demirlemesine yol açtı. Bir diğeri de Süveyş kanalından Kızıldeniz'e doğru Orta Doğu coğrafyasında bunun sınır boylarında şu anda volta atmasına yol açtı. Öncelikle Rum kesimi diyelim ve ABD'nin demirlediği denizaltı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Yunanistan'ın gösterdiği dayanışmayla ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias katıldığı bir programda Türkiye ile ilgili olumlu mesaj verdi ama temkinli bir iyimserliğimiz olmalı, safta olmamalıyız. Stratejik hedeflerimizden vazgeçmedik dedi. Atina iki ülke arasındaki olumlu gelişmelere rağmen bu silahlanma yarışını da sürdürüyor. Son olarak İsrail'e 400 milyon dolar değerinde anlaşma imzalandı. ABD gemisi de Rum limanına demirledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara-Atina hattındaki ılımlı atmosfer tansiyonu düşürdü. Yunanistan olumlu mesajlarına devam ediyor. Ancak bir taraftan da silahlanma programını sürdürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile gelinen son durumu değerlendirdi. Depremlerden sonra her şey değişti diyerek sözüne başladı. İlişkilerin gelişmesinin bölgedeki barış ve istikrara da katkıda bulunacağını söyledi. Dendias ayrıca iyimser ama temkinli olmalıyız dedi. Saf olmamalıyız mesajı verdi. Depremlerin ardından sergilenen dayanışmayla Türkiye'nin Ege'deki uçuşları durdurduğunu söyleyen Dendias, Yunanistan'da üstüne düşeni yapmakla yükümlü dedi. Dendias'ın açıklamaları olumlu olsa da Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. İsrail'le 400 milyon dolar değerinde tank savar anlaşması imzalandı. İsrailli şirket anlaşmayla ilgili Spike füzeleri Yunan ordusunu güçlendirecek açıklaması yaptı. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir saldırı denizaltısı USS San Juan Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Limanı'na demirledi. Ankara'dan da Lefkoşa'dan da denizaltının Rum yönetimini liman yapmasına tepki var. Washington yönetimi Eylül ayında Güney Kıbrıs'a silah ambargolarını kaldırmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımı Türkiye'nin aleyhine yeni bir statükoya kapı araladığı yorumlarına neden olmuştu. Denizaltı konuşlandırılmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu yeniden gündemde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizaltının varlığını Doğu Akdeniz'de istikrar ve huzur ortamını bozmaya yönelik bir adım olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk halkının güvenliğini tehlikeye atması karşılık bulacaktır denildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir tepki de Ankara'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ta dengeleri bozduğu, bu adımların bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkı sağlamayacağı ifade edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Kıbrıs konusuna değindi. Türkiye'nin Yunanistan'a Uluslararası Denizcilik Örgütü üyeliği için verdiği desteği hatırlattı. Bu desteği olumlu olarak değerlendirebiliriz dedi. Kıbrıs'ta olası bir sorunun Türk-Yunan ilişkilerine zarar vereceği aşikar diye ekledi. Yunan Bakan Doğu Akdeniz'in enerji zenginliği tartışması Kıbrıs olmadan gerçekleşemez dedi.